Buradan uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Belgrad'da ineceğiz. 9.20'de uçuşumuz var. Yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Evet, havaalanına indik. Şimdi bagajlarımızı almak için ilerliyoruz. Bir başkent havaalanına pek yakışan bir havaalanı değil açıkçası. Eski bir havaalanı. Bizim havaalanlarından sonra bayağı bir demode geldi. Öğrenci Meydanı, eski Yugoslavya'dan kalma ilk üniversite burası. Burası da Belgrad'daki İstanbul Kapı. Burada Belgrad Kalesi'nin surlarını görüyoruz. Belgrad Kalesi'nden nehre doğru baktığımızda Sava ve Tuna Nehri'nin birleştiği noktayı görüyoruz. Ortada bir adacık oluşmuş alüvyonlardan. Muazzam bir manzara. Restoranda şöyle bir ızgara köfte söyledim ben. Büyük bir köfte bayağı. 250-300 gramlık. Yaklaşık bizim paramızda 40 liraya tekabül ediyor. Bir de et suyuna şöyle bir makarna çorbası söyledik. Şehriye çorbası bizim bildiğimiz. Bu da 15 lira civarı. Yemek fiyatları böyle. Bir markete girdik. Marketteki fiyatlar, yani 20'ye böleceksiniz fiyatları, dinarları. Mesela 450 diyor. Demek ki bu 222 lira kilosu. Bu 149 diyor. Bu 7,5 lira kilosu. Limon 10 liraymış kilosu. Portakal 7,5 lira. Mesela burada neler var? İçerinde neler var bilmiyorum. Kırmızıcıklar var. Kilosu 5 liraymış. 100 gram pardon. Peynirlere bakalım. Bunlar hep 100 gramlık fiyatları. Dikkat ederseniz peynirlerin. Yani kilosu 50 lira civarı ortalama. Zeytinlerimize bakalım neler varmış. Kurutulmuş sucuk 100 grama 129 liraymış. Ekmek beyanına bakalım. Sütler var. Burada makarnalar var. Makarnalar 4 lira. 2,5 lira. Burada içimlere bakalım. Şivas Regal. Tabii 200 lira. Türk parasıyla.
Şimdi 160 liraya geliyor. Absolut 100 lira. Smirnoff. Şaraplara bakalım. Şarap fiyatları 50 lira. 25 lira. Başka şampanyalar var. Çikolatalara geçtik. Bunlar da 7,5-8 lira fiyatları. Evet, Nutella'ya bakalım. Nutella pahalı, 32 lira. Kahveler 649. 26, 1 liraya Jacobs'lar var. Evet, biralarına bakalım. Biraları da 10 lira, 4 lira. Yine ortalama 5 lira biralar. Carlsberg 5 lira. Bir şeyler içeceğiz. Bakalım. Tatlı fiyatları 300 dinar, 250 dinar. Yani 15 lira civarı. Şöyle baktığımızda şurada biralar var. Biralarda 10 lira. 50'lik bira 10 lira. Diğer içkiler de var. Şu yemeklere bakarsak köfte 22,5. Çöp şiş yine 22-25 lira. Pirzola yine o civarda 50-30 lira. Spagetti öyle. Balıklara bakarsak balıklar biraz pahalıymış. 125 lira bir balık. Orada 100 liraya başka bir balık var. Dinar. Tiramisu var. Burada bir 50'lik dark bira içtik ve buranın işte geleneksel bir tatlısı olduğunu söyledikleri bir tatlı var. Bunu yedik. Toplam 25-30 lira hesap ödeyeceğiz bunlar için. Evet, daha demin 2 bira ve bir tatlı yedik. 750 dinar tuttu. Şimdi yağmur bastırdı. Otelimize gideceğiz. Akşam tekrar hava güzel olursa çıkmayı planlıyoruz. Bakalım otelin çevresinde neler var, onları da bir göstermeye çalışacağım size. Burası Belgrad'ın merkezi. Yani bizim İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi insanların gezdiği en popüler caddesi burası. Öyle tarif edeyim. Burada kafeler, mağazalar, bir tane alışveriş merkezi var en başında. Ama fiyatları gayet uygun. Sadece seyyar satıcıların fiyatları çok absürt buradaki fiyatlara göre. Burada lüks bir restoranda iki kişi 1500 dinara çok güzel yemekler, etli yemekler yerken 200 dinar.
istiyorlar. 250 dinar istiyorlar. Bir magnet altı üstü. Ama onun haricinde fiyatlar aşağı yukarı Türkiye ile aynı. Hatta daha düşük denebilecek fiyatlar da çıkıyor bazı noktalarda. Ama giyim de ayakkabıyı da bunlar Türkiye'den daha pahalı. Onlara baktım mağazalarda ama marketinde filan nispeten bizimle aynı gidiyor fiyatlar. Evet, otelimize geldik, yerleştik. Öyle bir yerde otelimiz. Başka bir markete geldik. Orada domuz etleri var. Et fümeler 169, 170 dedi. 8 lira yani. Burada direkt domuz eti var. Bu 25 lira. Kilosu. Burada peynirler var. Bunların kilogram değil, paketi 200 gramlık paketlerde 125 lira. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.